Her şey 2012 yılında aktif.be haber portalının kurulmasıyla başladı. Aktif.be, Belçika'da kısa bir zaman içerisinde hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşmış, Belçika'da Türkler arasında bilinen haber portalları arasında yerini almıştı. Bir süre sonra gelişen teknoloji dünyasında videolu içeriklere ilginin artmasıyla birlikte aktif medya olarak çeşitli bilgiler içeren programlar üretmeye başladık. Aktif Medya'nın hazırlamış olduğu Bilgi Saati programında sizlerle beraberiz. Ben Hazel Albayrak. Limburg Barosu'na kayıtlı olan serbest çalışan avukatım. Aktif Medya'nın sunduğu Bilgi Saati programında birlikteyiz. Aktif Medya'nın sunduğu Bilgi Saati'nde beraber olduk. Aktif Medya'da üretilen içerikler sosyal medya aracılığıyla Avrupa genelinde yaşayan binlerce vatandaşımız tarafından izlenilerek paylaşıldı. Teknolojinin ilerlemesi, eskiden güç olan birçok görsel haberciliği kolaylaştırmıştı. Zamanla yeni içerikler ve programlar hazırlamamıza imkan sağladı. Sektörde edindiğimiz 5 yıllık tecrübe sonucunda, birikimlerimizi televizyon kanalı yoluyla halka ulaştırmanın gerektiğine inandık. 2017 Ağustos ayında Aktif TV'nin kuruluş kararını Mersin'de bulunan Yakamoz internet kafede aldık. Televizyon kurma kararı alınmıştı. Ancak hangi yöntemle yayın yapacağımız önemli bir problem olarak önümüzde durmaktaydı. Alternatifleri düşündük. Uydu, dijital karasal yayınlar ve internet üzerinden yayın yapmamız mümkündü. Avrupa'da Türkler arasında kullanılan yayın mecralarını değerlendirdik. Uydular, milyonlarca vatandaşımızın kullanmadığı, miladını doldurmuş bir mecra olarak önümüze çıkıyordu. Bu bağlamda dijital karasal yayınların öneminin farkına vardık. Dijital karasal yayınlar, gelişen teknolojinin getirmiş olduğu yüksek kalitede yayınların yapılmasına olanak sağlıyordu. Dijital karasal yayınlar, görüntü kirliliği yaratan çanaklara büyük bir rakip olmuş, dünyada birçok ülkenin altyapısında yerini almıştı. Ana vatanımızda bu bağlamda yayınlarını gerçekleştiren TVBu, DSmart gibi platformlar üzerinden TRT, ATV, Kanal D, Show TV, TV8 gibi büyük kanallar yayınlarını gerçekleştiriyor. Belçika'da ise Proximus, Telenet gibi büyük telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla Flamanca ve Fransızca kanallar yayınlarını izleyicilerine ulaştırıyor. Tüm bu bilgileri edindikten sonra artık dijital karasal yayınlar üzerinden yayınlarımızı gerçekleştirme kararı aldık. Aktif TV, geleceğin teknolojisi olan dijital karasal yayın platformu üzerinden Avrupa genelinde yaklaşık 5 milyon abonesine yayınlarını dijital karasal yayın üzerinden gerçekleştiriyor. Böylece altyapısına karar verilerek kurulan televizyon kanalımız, dijital karasal yayın teknolojisi kullanarak 4K kalitesinde yayınlar gerçekleştirecek altyapısını kurdu. Aktif TV, Belçika'nın ilk Türkçe televizyon kanalı unvanına sahip oldu. Tarihler 2017 yılının Eylül ayını gösterirken, Aktif TV'nin Mahlun adresindeki binasında ilk tadilat çalışmaları başladı. 2 ayın sonunda stüdyomuz ve ofislerimiz çalışır hale geldi. 2017 Kasım ayına gelindiğinde stüdyo ortamında ilk test çekimlerine başlanıldı ve yayın akışı içinde bu çekimler çeşitli isimler altında programcılarımız tarafından yayınlanmaya başlandı. 2017 yılının Aralık ayında stüdyo ortamında ilk canlı yayın testleri gerçekleştirildi. Şimdi yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Aktif TV tüm altyapısı hazır, kendi özgün içerik ve programları ile profesyonel yayın hayatına 1 Şubat'ta başlıyor. Aktif TV, Avrupa'da yaşayan insanlarımızın güncel ihtiyaçlarına göre yayın politikaları belirleyen
bağımsız bir televizyon kanalıdır. Aktif TV bu bağlamda izleyicilerimizden gelen talepleri dikkate alarak yayınlarına devam edecektir. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Aktif TV'de kalın.